Cumhuriyet'in yetiştirdiği önemli değerlerden biri daha sonsuzluğa uğurlandı. Yalova Çınarcık'ta yaşayan emekli fizik öğretmeni Macide Alp, 90 yaşında hayata veda etti. Alp için ilk tören Çınarcık Merkez Camii'nde yapıldı. Cenaze törenine Ulusal Kanal Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Büyükdağlı, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Vatan Partisi Yalova yöneticileri, Türkiye Gençlik Birliği yöneticileri ve Macide Alp'in öğrencileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Onu bir örnek olarak ileriki nesillere taşıyacağız. Zaten gençlerimiz de burada. Yani her yaştan insan onun ne yaptığını çok iyi gördü, izledi. Emeği hiçbir zaman unutulamaz. Bölgemiz için, Çınarcığımız için gerçekten unutulmaz bir insandı. Nurlar içerisinde yatsın diyorum. Yeri bulunmaz, gerçek bir Atatürkçüydü. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Gerçek bir Atatürk kadınıydı, Cumhuriyet kadınıydı. Cumhuriyete, Mustafa Kemal'e, vatana bağlılığını sonuna kadar ona layık olmak için biz onun çocukları ona söz veriyoruz. Ben bir eğitimci olarak onunla tanışmaktan ayrı bir onur duydum. Öğrenciliğim sırasında en dikkatimi çeken öğretmenim olmuştu ve peşinden gitmiştim. Ona sözümüz olsun. Türkiye'de yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri rotasına sokacağız ve aydınlık bir Türkiye'yi kuracağız. Macide Alp, ikinci tören için kendi yaptırdığı Çınarcık Atatürk Bilim Sanat Merkezi'ne götürüldü. Sanat merkezindeki törenin ardından Alp'in naaşı yeni mezarlıkta toprağa verildi. Hem kendisinden... Yalova Çınarcık'ın sevilen isimlerinden biri olan Macide Alp'e eğitime katkılarından dolayı 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Ödülü verilmişti. Kentteki Atatürk Bilim Sanat Merkezi'ni yaptıran Alp, birçok okul, hastane ve caminin ihtiyaçlarını karşılamış, Çınarcık ilçesi ve Yalova merkezdeki Atatürk heykellerinin de yapımını üstlenmişti.